Merhaba Atıf Ala, Ekran kanalının çok değerli izleyicileri ve takipçileri. Sosyal medyanın yeni yüzü kanalımıza hoş geldiniz. Vatandaşlarımızın farklı konulardaki görüşleri temalı yeni bir video çalışmamızla daha sizlerle beraberiz. Bugünkü çalışmamıza geçmeden önce özellikle kanalıma abone konusunda verdiğiniz ve vereceğiniz destekten dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkürlerimi dile getiriyorum. Bu arada aramıza gelen ve Atıf Ala Ekran kanalı ailesine katılan siz değerli arkadaşlara da hoş geldiniz diyorum. Evet değerli izleyiciler, bugün vatandaşlara farklı konular için mikrofonumuzu uzattık. İşte vatandaşlardan aldığımız farklı cevaplar. Evet değerli izleyiciler, bugün ilk olarak işgal altındaki Dağlık Karabağ'da Azerbaycan ve Ermenistan arasında devam eden çatışmaları vatandaşlara sorduk. İşte vatandaşların bölgede devam eden çatışmalarla ilgili görüşleri. Vallahi Nahçıvan'a kadar alınmasını istiyorum. Türkiye'ye destek vermesini istiyorum. Türkiye her zaman için Nahçıvan'a, Azerbaycan'a destek vermedi. İki devlet, bir milletiz biz. Ve bunun da devamı ömür boyu sürmesini istiyorum. Ne kadar destekliyoruz? Biz iki devlet, bir milletiz ama. Kardeşlerimiz sonuna kadar devletimiz oraya destek veriyor. Biz de onaylıyoruz. Seve seve her zaman yanlarındayız. Yardımcılar olsun, bizim devletimiz de sağ olsun, yardımcı ediyorlar, yardım ediyorlar onlar için de, her şey için de. Yani onlara desteklerimiz de var, yani yapılıyor her günde, her zamanda. Valla Ermenistan 30 seneye yakın işgal etti Azerbaycan. Azerbaycan bu yönde haklıdır, kendi topraklarını korumaya. Yani başka diyeceğim var mı? Yapacağımız iş haklı görüyoruz. Karabağ zaten Azerbaycan'ın. Yani sonuç olarak orada işgalci olan Ermenistan. Burada her Türk vatandaşı gibi ben de Azerbaycan'ı destekliyorum. Kendi açımdan çok dar da olsa ben bile giderim, yani bu sıkıntı değildir. Efendim bakın, Ermenistan ve onun çevresindeki ihanet şebekeleri, hainler her zaman Türklerin ve özellikle de hem Türk hem de Müslüman olan ülkelerin üzerinde ellerini çekmediklerini görüyoruz. Bu konuda da yedikleri tokat da iyi oldu. Benim kanaatim şu, bu işler hiçbir zaman durulmaz. Eğer biz birbirimize kenetlenirsek eğer biz birbirimize birlik beraberliğimizi sürdürürsek eğer, hiç kimse bize bir şey yapamaz. Benim tek şeyim şu, biz her zaman Azerbaycan'ın yanındayız. Ne olursa olsun, şartlar ne olursa olsun, hainlere birlik beraberliğimizi bozmadan ders vermemiz lazım. İlk başlatan benim için suçludur. İlk başlatan, hata oradadır. Mahallede bile, çocukluğumuzda bile öyleydi. İlk başlatan suçlu oluyor, hatalı oluyordu. Başlatma, tatlı tatlı konuş, tatlı tatlı oyna. Öyle değil mi? Azerbaycan da bizden sayılır. Devlet ne derse, neye hüküm verirse, biz artık ona mecburiyetten uymamız gerekiyor. Bizim yapacağımız bir şey yok. Biz de sadece yardımcı olmak elimizden gelen şey olabilir. Tabii ki biz bir Türk olarak herkesin vatanı kendisine yani değerli. Yani bir başkasının vatanına savaş açmak yanlış bir şey yani. Biz Türk olarak öncelikle yani onu düşünüyoruz. Tabii ki Azerbaycan'ı destekliyoruz bu konuda, ama savaştan yana da değiliz, barıştan yanayız yani. Çünkü şiddetle hiçbir şeye hayırlı olmaz, ancak sözle, konuşarak hallolur. Ama tabii ki bu insanların karşılıklı düşüncelerine bağlı. Devletler arası yani, ben Türk milleti olarak yani Türk vatandaşı olarak karşıyım savaşa yani. Biz savaşçı bir ülkeyiz ama karşıyım yani. Düşüncelerim tüm Türk dünyasının, Türkiye'nin insanların tamamını örtüştüğü bir düşüncedir.
Orada bir savaş değil, bir savunma vardır. Azerbaycan'ın topraklarına 30 yıl önce bir işgal vardır. Zoraki bir işgal vardır. Küresel güçlerin şişirmesiyle şımaran Ermenistan, Azerbaycan'ın topraklarını işgal etmiştir. Azerbaycan dediğin Türkiye ile zaten özbeöz kardeş bir ülkedir. Dolayısıyla bize bir mütecaviz vardır, tecavüz vardır. Biz sustuk. 30 yıldır barıştan yana olduk. Sustuk, sustuk, sustuk. Onlar bizim diz çökmemizi, ağlamamızı beklediler. Ağlamadık. Sert durduk. Duvar gibi önlerinde zırh oluşturduk. Saldırdılar. Bu son hamlede ne olması gerekir? Sürekli saldırdılar. Bu son hamlede ne olması gerekir? Sürekli saldırdılar. Biz en sonunda Azerbaycan ve Türkiye buna dayanamadı. Son hamlede dediğiniz zaten olanlar oluyor ve doğru da oluyor. Yani artık barıştan yana söz etmek bence ihanet kötü bir kelimedir ama gaflettir. Yani artık barış neyin barışını yapacağız? Bizim kendi vatanımızda, toprağımızda bir insan ne için yaşar? Bunun mümini, Müslümanı, Hristiyanı değildir mesela. İnancı ne olursa olsun insanların ama bir insanlığın temel bir prensibi vardır. Namus, vatan namusu. Vatanımızın toprağını alıyorlarsa, işgal ediyorlarsa elbette ki buna tepkisiz kalmak mümkün değildir. Düşünün ki bir evinizin bir parçasını işgal ediyorlar. Düşünün ki karşı mahalleden gelip bizim bahçemizde kendilerine havuz yapıyorlar gibi öyle algılayabiliriz. Dolayısıyla Azerbaycan'ın yaptığı tepki yerindedir, azdır bile. Yani sonuna kadar gitmesi gerekir. Artık ok yaydan çıkmıştır. Kılıç kınına girmemelidir. Olay tamamen geri alınana kadar topraklar sonuna kadar gidilmelidir. Yani onlar bizi ağlatmak istediler. Fakat Aliyev'in dediği gibi diz çöküp ağlayan kendileri oldu. Biz zaten hep sulh olsun istedik. Barış olsun istedik. Kardeş kanı, insan kanı ya da bir herhangi bir evladın kanı Ermeni de olsa akmasın dedik. Aynen. Anneler, analar ağlamasın dedik ama ısrarla üstümüze geldiler. Yani Türk dünyasını, Türklüğü de bu kadar hafife aldılar. Fakat doğrusunu yaptı ve orayı temizlemesi gerekir. Kendi toprakları sonuçta hakkıdır. Gereken cevap verilecektir. Gerekirse bütün Türk dünyası, Türkiye onlarla beraberdir. Biz hepimiz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyız. Türküyle, Kürdüyle, Alevisiyle, Sünnisiyle hepimiz hem bayrak, hem din, hem vatan kardeşiyiz. Azerbaycan bizim canımızdır, kardeşlerimizdir. Dini de İslam'dır. Kardeşlerimizin her daim yanındayız. Allah yar ve yardımcıları olsun. Allah onlara zafer nasip eylesin. Türkiye zaten her zaman doğru bir şekilde adım attığı için bu adımı da doğru olarak görüyorum. Bu konu hakkında fazla bir bilgim yok ama şöyle bir bilgiye rastlamıştım. Azerbaycan bizim kardeş ülkemiz ve ona karşılık bir yardımımız dokunmak zorunda. Ülkemizin adımlarını beğeniyorum. İyi ki de yapmışlar diyorum. Evet. Kardeşlik kazansın. Azerbaycan ne olursa olsun her zaman Türkiye onun arkasındadır. O da Türkiye'nin arkasındadır. Her zaman bunu biliyorum. Ve hiçbir zaman hiçbir şekilde Türk milletini yıldıramayacaklar. Bundan da adım kadar eminim. Ben bile fark ederim ki böyle Türk halkımız var. Türk eskerlerimiz var. Türk insanlarımız var. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan İlham Aliyev de Allah başımızın üstüne eksik etmesin. Böyle bir halkımız var. Böyle bir ülkemiz var. İnşallah Karabağ'ı da alırız. Karabağ'ı da Türk halkımızın, askerlerimizin sayesinde alırız. Allah onlardan razı olsun. Sizinle bir yerde Allah memleketimize böyle kuvvet versin, can versin, sağlık versin, ömür versin. Allah Türk halkımızı, Azerbaycan halkımızı başımızdan eksik etmesin. Askerlerim benim ömrümden kessin. Türk askerlerimize, Azerbaycan askerlerimize ömür versin. Böyle şehitlerimizin yeri, ruhu şad olsun. Şad olsun, şad olsun. Askerlerimize uzun ömür, can sağlığı versin.